Zaten koronavirüs döneminde bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz her şeyin fiyatı arttı. Yani sadece gıda, ilaç değil. Kiraları arttırdılar, ev fiyatlarını arttırdılar, onu arttırdılar, bunu arttırdılar. Ya ne oldu kardeşim? Ya bu kadar fırsatçılık olmaz ya. İnsanoğlunun en aciz olduğu dönemde fırsatçılar tavan yaptı. Her sektörde. Hangi sektörü söylersen söyle fiyatlar son bir yıla göre Avrupa'da %20 arttı. Ya tarlada yetişen, geçen Türkiye'nin fiyatlarını e, bir inceleyeyim dedim. Ya kardeşim çiftçi kana alıyor. Para yok diyor. Ya domatesin fiyatı son bir yıl içerisinde yüzde yetmiş artar mı ya? Nereden geliyor kardeşim Türkiye'ye? Afrika'dan mı geliyor bu domates? E Türkiye'de yetişiyor. Ya ortada bir hata yok mu? Korona virüs fırsatçıları doğdu. Yapmayın, etmeyin. Milletin cebinde zaten para kalmadı. Türkiye'de euro olmuş 10 lira, dolar olmuş 9 lira. Milletin cebinde para yok. Geçinemiyor. Bir de bu fırsatçılar türedi. Kardeşim domates lüks oldu. Koronavirüs döneminde bakın. Size şimdi bir şey anlatacağım. Menemen hepimiz biliyoruz değil mi? Bilmeyen yoktur menemeni. Nedir? Domates koyarsın, işte biber koyarsın, yumurta koyarsın, işte kıyma koyan var, soğan koyan var şey falan. Biliyoruz anlatmaya gerek yok. Özellikle hanımlar daha iyi biliyor. Ben de çok severim menemeni. Şimdi Türkiye'de asgari ücret 2825 lira. 280 euro. Şimdi size bir soru soracağım. Menemen Türkiye'de yaşayan birisi için lüks mü değil mi? Menemen. Bana göre lüks. Diyeceksin ki ya menemen lüks mü kardeşim falan. Bak şimdi bir hesap yapalım. En ucuz domatesin kilosu buçuk 7 lira. 4 kişilik bir aile düşün. 1 kilo domates alsa 7 lira. Kenara koy. Şimdi. Biberin kilosu Türkiye'de şu anda 15 lira. Çoğu Charleston biber, yeşil biberin kilosu 15 lira. Hadi içerisine 250 gram da ondan koy. Hadi sana 4 lira. 7 artı 4 etti sana 11 lira. Dur. Yumurta en ucuz yumurta 1 lira. Dört kişi dört tane de yumurta kırdın etti sana 15 lira. Bak. Şimdi doğal gaz yakacaksın. Bunun içerisine yağını koyacaksın. Hadi 16 lira diyelim. Hadi 16 lira. 4 kişi de 2 tane de ekmek yediler diyelim. Ekmek 2 lira. 20 liraya mal olacak. Bak 20 lira. Bir öğünden bahsediyorum. Bir öğün. Sadece menemen. 30 ile çarp 600 lira yapar. Bak sadece bir öğün. Kahvaltı yok. Ya da işte bu akşam yemeği yok. Elektrik parası yok, su parası yok, o yok, bu yok, bu yok, 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 yok sadece menemen 600 liraya mal oluyor bir ayda. 2825 lira maaşı olan bir kişi için menemen lüks mü değil mi? Hadi buyurun cevabını siz verin. Emekli maaşı ortalaması Türkiye'de 1700 lira. Bak asgari ücret 2825 lira. Emekli maaşı ortalaması 1700 lira. Hadi menemen yap da göreyim ben seni. Şimdi bakın gerek Avrupa'da gerekse Türkiye'de korona virüs döneminde yeni fırsatçılar çıktı. Kiraları arttırmışlar, evleri arttırmışlar, onu arttırmışlar, bunu arttırmışlar. Ne oldu kardeşim? Kram mı girdi size? Milletin cebinde zaten para yok. Tüketim arttı. Almanya'da Aldi'den hadi örnek verelim. Arkadaşlar, Aldi falan ucuz market falan değil artık. Ucuz market değil her şeyin fiyatı aldı başını gidiyor. Diyoruz ki biz, mesela Almanya'dan örnek verelim yine. işverenlere bir teşvik verildi değil mi? Yani geçen yılki cirolarının %75'i oranında bir teşvik verildi. Peki, işçiye bir teşvik verildi mi çocuk parası haricinde? Bir 150 euro verildi, bir işte 100 euro da Ağustos'a doğru verilecek toplamda 250 euro. Emekli maaşı ortalaması Almanya'da 800-900 euro. Ev kirası da 800-900 euro. E şimdi bu insanlara siz koronavirüs döneminde herhangi bir teşvik verdiniz mi? Ya da ben mi bilmiyorum. Hayır verilmedi. Adam evde daha çok elektrik harcadı. Daha çok markete gitti. Gıda tüketimi arttı. Şimdi sen bir sefere mahsus 150 euro çocuk parası veriyorsun. Bebeği olanlara soruyorum. 150 euro bir aylık çocuk bezine yeter mi yetmez mi? Ben yorum yapmıyorum Lütfen yayının videonun altına siz yazın. Rica ediyorum sizden. Şimdi bakın. Almanya gibi bir ülkeyi anlatıyorum. Dünyanın en büyük ekonomisi neredeyse. Ekonomilerinden bir tanesi. Şimdi 100 yılda bir meydana gelen böylesine kötü bir koronavirüs dönemi, böylesine kötü bir dönemde vatandaşına yardım etmeyeceksin de ne zaman edeceksin? Bakın ben eleştirmiyorum ya da karalamıyorum. Sadece objektif bir şekilde olayı sizin gözünüzün önüne getiriyorum. Buyurun siz cevap verin. Ben konuşmuyorum. Bazı izleyicilerimiz görüyorum, videoların altına yorum yapıyorlar diyorlar ki ya kardeşim şükürler olsun, falan. tamam şükürler olsun, amenle baş göz üstüne. Bunları bulamayanlar da var. Ama ben şunu söylüyorum, yetersiz diyorum. Yetersiz. Merkel kasayı kilitlemiş. Anahtarı da cebine koymuş. Kimseye de güvenmiyor. Anahtarı bir yere de saklamıyor. Pantolonun cebinin, ceketin cebinin içinde. Kardeşim, ver. Bu millete parayı ver. Millet perişan. Millet yokluk içerisinde. Emekliler, bakın geçen anlattım. Hepsi değil ama pek çok emekli gerçekten çok zor geçiniyor. Sosyal yardımlar olmasa zaten yaşayan birer ölü Almanya'daki emekliler. Avrupa'nın pek çok noktasında böyle. Yaşayan birer ölü. Sen böyle bir dönemde yardım etmeyeceksin de ne zaman edeceksin? Ben geçen anlattım. Dedim ki bir kısım emekliler çöplerden plastik, pet şişeler topluyor dedim. Birileri kızdı bana. Yok dedi öyle bir şey Almanya'da. Nasıl yok kardeşim? Nasıl yok? Bu karalama değil ki. Bu kötüleme değil ki. Bu gerçeklerin anlatılması yok mu kardeşim? Hadi buyurun siz yazın. Ben cevap vermiyorum. Tamam madem öyle. Bazı izleyicilerimiz diyor ki Almanya'da öyle bir şey yok. Emekliler çöpten pet şişe toplamıyor. Hepsi toplamıyor tabii ki. Almanya gibi sosyal bir devlet olduğunu söyleyen, dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olduğunu söyleyen ülkede emeklilerinin bir kısmı Çöplerden pet şişe topluyor mu, toplamıyor mu? Ayıp bir şey değil bu. Ayıp bir şey değil. O insanları çöp toplatanlar en büyük ayıbı yapanlar. Bakın. Sizden rica ediyorum. Lütfen yorum yapın. Değerli izleyicilerimiz, bizler gazetecilerin bir görevi vardır. Bakın. Toplumun sesidir. Haber verir, yorum yapar, anlatır. Şimdi Böyle bir gerçek varken ortada Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre'de her şey dört dörtlük. On numara beş yıldız mı diyelim? İyi olan yanları da ben burada anlattım, anlatıyorum da. Ha şunu yapmıyoruz. Türkiye ile kıyaslamıyoruz. Türkiye'nin ekonomisi başka. Almanya'nın, Fransa'nın, Hollanda'nın, İsviçre'nin ekonomisi bambaşka. Kıyaslamak zaten doğru değil.